Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın iki başkan yardımcısı ile bir para piyasası kurulu üyesini görevden almasının ardından dolar yeni bir zirve yaptı. Son olarak da Merkez Bankası 200 bas puan faiz indirdi. %18'den %16'ya çekti politika faizini ve bu kararın arkasından döviz tekrardan rekor kırdı. Türk lirası tekrardan eridi. Şimdi Ray Brunson söz konusu olduğunda yani 2018'de genel seçimlerden hemen sonra Türk lirası değer kaybına uğradığında Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri, sözcüler çıktılar dediler ki bu dış mihrakların müdahalesidir. Onlar ekonomimize bir saldırı düzenliyorlar. Dolayısıyla bu Türk lirasındaki değer kaybı, bu kur şoku ondan kaynaklanıyor dediler. Şimdi söyleyin, dış mihrakların telkiniyle mi Merkez Bankası başkanlarını görevden aldınız? Başkan yardımcılarını, para politikası kurulu üyesini görevden aldınız. Siz onların telkiniyle mi iş yapıyorsunuz? Türkiye'de ne zaman bir sıkıntı yaşansa ekonomide ya da başka alanlarda topu dış mihraklara atma meraklısı olan bir iktidar var. O kararnameleri Sayın Erdoğan'a dış mihraklar mı imzalattı? Bunu buradan soruyoruz. Bize artık masal anlatmayı bıraksınlar. Türkiye zaman kaybediyor. Bir an önce sandığı getirsinler. Türkiye'nin bu zaman kaybı ortadan kalksın. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli. Kendisi birçok sıkıntıyla, birçok yanlış politikayla da anılır biliyorsunuz. Sık sık anılır şöyle veciz bir cümle kurmuş. Türkiye'nin kaderini Millet ittifakına terk edemeyiz. Bugün geldiğimiz noktada da 2023 gerçekten bana göre seçimlerin en önemlisi olmuştur. Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir diyor. Şimdi değerli arkadaşlar Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında millet iradesi diye diye sandığa geldi. Sandıktan çıktı ve iktidara geldi. Şimdiye kadar da ne zaman bir seçim ortamına girilse, ne zaman iktidar eleştirilse millet iradesini sık sık tekrarlayan bir dil kullanırlardı. Ne zamana kadar 31 Mart yerel seçimlerinde millet iradesi onların isteğinin dışında muhalefetin lehine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lehine tecelli edene kadar. Artık millet iradesinden bahsetmez oldular. Ama görünen o ki Bekir Pakdemirli millet iradesini bir kenara bırakmış. Türkiye'nin kaderiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaderinin adeta bütünleştiğini ifade ediyor ve Millet, Millet İttifakı'na iktidarın terk edilemeyeceğini söylüyor. Biz bu sözleri 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul'da seçim iptal edildiğinde de duymuştuk. Ne yaptılar? Yargı kararıyla İstanbul'un seçimini iptal ettirdiler. Gerekçe neydi? 14 bin oy farkla koskoca İstanbul'un seçimi gerçekleşir mi? Karar 14 bin oyla verilebilir mi? Demişlerdi. Veciz bir söz olarak tarihe geçti. Vatandaşımız ne yaptı? Dedi ki eğer sandıktan çıkan iradeye dokunursan, eğer onu iptal etme yönünde bir çaba gösterirsen ben de o zaman farkı 800 bin oya açarım dedi. Ve 800 binden fazla bir oy farkıyla şu andaki Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yamamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday olarak tekrardan seçildi. Bu beylere ders olmalı. Sandıktan çıkan sonucu tartıştığınızda başınıza neler geleceğini 23 Haziran İstanbul seçiminde öğrenmiş olmalısınız. Vatandaşın sandığa attığı oya müdahale etmek atanmış bakanlara düşmez. Sandıktan çıkan iradeyi tartışmak hiç kimseye düşmez. Vatandaş seçimlerde iradesini istediği gibi ortaya koyacak ve Türkiye'de iktidar el değiştirecek. Sen de milli iradeye saygı göstererek iktidarı milletin tercih ettiği millet ittifakına bırakacaksın. Bu ucube saray yönetiminin atamış olduğu bakan haddini bilecek. Millet iradesinden başka bir irade tanımamayı öğrenecekler. Böyle bir sözü velevki ki muhalefet partilerinden birisi söylemiş olsaydı herhalde o partinin ne darbeciliği kalırdı ne vesayetçiliği kalırdı. O partiye o partinin yetkililerine söylemedikleri şeyi bırakmazlardı. Buyursunlar şimdi sayın bakanlarıyla baş başa kalsınlar. Ona o güzel veciz sözlerinden biraz bahsetsinler. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin demokrasisinden, özgürlüklerden, adaletten yana duruşunu hiçbir zaman değiştirmedi. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yüzüyüz. Bu ülkeye güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirecek ve Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracak parti de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ama bu sözleri söyleyenler statikonun ta dibidir. Süleyman Şah Türbesi'ni işi de terk ettiniz ama iktidarı Millet İttifakı'na terk etmeyeceksiniz. Öyle mi? Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin ağır gündemleri var, yoğun gündemleri var. Ama umutsuzluğa kapılmayı gerektirecek hiçbir şey yok. Bu sorunlu ortamdan çıkmamızın en erken yolu sandığım bir an önce vatandaşımızın önüne gelmesidir. Bu önümüzdeki kış zor geçecek. Bu kışla ilgili vatandaşımızı rahatlatacak bir iş yapmayacakları kanaatindeyiz. Şimdiye kadar öğrendiğimiz eleştirilerimizden ve çözüm önerilerimizden yararlanmadıkları, herhangi bir şekilde adım atmadıkları çerçevesini kendilerinin çizmiş olduğu ekonomi teorisi çerçevesinde ülkeyi yoksullaştırmaya, Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya devam ettikleri yönünde. Ama vatandaşımız umutsuz olmasın. O sandık gelecek ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaratmış olduğu bu ağır travma Türkiye'den bir an önce gidecek. Onun için seçimin bir an önce yapılması Türkiye'nin zaman kaybetmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eee Kavala için çağrı yapan 10 büyük elçi için istenmeyen kişi ilan edilmesi talimatı vardı biliyorsunuz. Resmi olarak bir adım atılmadı ama bugünkü kabineden sonra bir karar alınacağı belirtiliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu çağrıyı ve tartışmayı? Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç diplomatik teamüllere uygun bir açıklama yaptı. Dedi ki hiçbir organ makam merci kişi tarafına yargıya talimat verilemez. Doğru bir söz. Bizim de onayladığımız diplomatik teramüllere uygun arkasında duracağımız bir söz. Peki Sayın Erdoğan hafta sonu ne dedi? Uzun uzun birçok şey söyledi onlara tekrar etmeyeceğim. Ama dedi ki bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim. Konuşmanın devamında da yargın ediyorsa o Selahattin Demirtaş'ı kastederek çıkaramayacaksınız dedi. Şimdi ortada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmış bir açıklama var. Diyor ki yargıya talimat vermemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti kendi kararlarını kendi yargısıyla verebilecek bir ülkedir diyor. Bu cümle doğru bir cümle. Öbür taraftan Selahattin Demirtaş'ı çıkaramayacaksınız. Yargı ne diyorsa o diyor ama arkasında da Selahattin Demirtaş'ı çıkaramayacaksınız diyerek aslında tekrardan bir talimat veren bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Hatırlarsanız biz bu talimatları Rahip Brunson'da da gördük. O zamanki kritik cümle al papazı ver papazıydı. Ne oldu arkadaşlar? Talimat Amerika Birleşik Devletleri tarafından Erdoğan'a verilen talimat yerine getirildi. Rahip Brunson ülkeyi terk etti. Karşılığında Türkiye'nin dur topu gibi bir krizi oldu. Az önce bahsettim. O kur şoku Rahip Brunson'a bağlanan bir kur şokuydu. Gazeteci Deniz Yücel meselesinde ne oldu? Orada da yine benzer bir durumla karşılaştık. Yani dönüp uluslararası medyanın önünde, tüm dünyanın göz önünde kendi yargısına talimat vermekten çekinmeyen, bir tür baş yargıç görevi gören bir Erdoğan var. Ondan sonra da Türkiye'yi uluslararası sözleşmelere, orada vermiş olduğu taahhütlere davet eden büyük elçilere yönelik istenmeyen kişi ilan etmez ilan etme çabası içinde bir Erdoğan var. Biz şunu hep eleştirdik. Dedik ki Orta Doğu'da üç önemli merkezde Türkiye'nin büyük elçileri yok. Mısır'da yok, İsrail'de yok ve Suriye'de yok. İlişkiler bozulabilir. İlişkiler sıkıntı olabilir, sıkıntılı olabilir. Ama büyük elçilerin orada bulunması bir tür köprü vazifesi görür. Dolayısıyla bizim büyük elçilerimizin orada olması lazım ki ilgili ülkelerle aramızdaki ilişki devam etsin. Dolayısıyla bugün de bırakın on büyükelçinin sınır dışı edilmesini bizim yapmamız gereken Türkiye'nin yalnızlaşmasına engel olmak. Gördüğümüz o ki Sayın Erdoğan üç önemli başkentte büyükelçilerimizin olmamasını bundan dolayı yaşamış olduğumuz ulusal çıkarlarımızda yaşamış olduğumuz sıkıntıları görmezden geliyor. Bu yalnızlaşmayı yeterli bulmuyor. Yeni yanlış yalnızlaşmalar peşinde. Ekonomik buhranın üstünü örtme çabası içinde ekonomiyi batırdı, ülkeyi yoksullaştırdı ama sahte kabadaylıklardan da geri durmuyor. Dolayısıyla bizim Türkiye'nin egemen devlet olarak hiç kimsenin dış müdahalesine, tavsiyesine ihtiyacımız yok. Ama ülkeyi bu hale getiren kişinin de Erdoğan olduğunu, Erdoğan'ın kurmuş olduğu bir ucube rejim olduğunu akıldan çıkarmamamız gerekiyor. Döviz kurundaki artışa karşı AK Partili Mücahit Birinci artacak. İhracat geliriyle ülkeye döviz girecek ve böylece kur düşecek diyor. Bir de AK Parti Genel Merkez Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de hayat pahalılığına ilişkin konuşurken her evde bir araba, 2-3 telefon var açıklamasını yaptı. Her evde 2-3 telefon olması varlığın göstergesi olabilir mi? Bu iki açıklamayı siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Sayın Mücahit Birinci'nin sözleri bana Nasrettin Hoca'nın fıkrasını hatırlattı. İşte buradan sürüyle koyunlar geçecek. Onların yünleri çalılara takılacak. Sonra biz onları toplayacağız. İplik yapacağız. Kumaş yapacağız. Götürüp pazarda satacağız. Şimdi Mücahit Bey şöyle bir akıl dışı, bilim dışı yöntemin içinde. Türkiye'de ihracat artıyor, artsın. Biz daha da artmasını isteriz. Peki işin bir de ithalat tarafına bakalım. İthalat tarafı geriliyor mu? Yani Türkiye dış ticaret fazlası veren bir ülke mi? İhracat yükseliyor ve ithalat azalıyorsa eğer sorun yok. Ama önümüzde rakamlar var. Bakın ben size birkaç ayın rakamını vereyim. Mücahit Bey'in nasıl bir hayal dünyası içinde yaşadığını hep beraber görelim. 2021 yılı rakamları. Ocak ayında ihracatımız 15 milyar dolar ithalatımız 18 milyar dolar. Yani arada 3 koca milyar dolar fark var. 18 milyar 760 milyon dolar olmuş bir ay. 21 milyar 841 milyon dolar olmuş ithalatımız. Yani ihracatımız 18 küsürken ihracatımız 21 küsür olmuş. En son Ağustos ayı rakamları açıklandı. 19 milyar dolar civarında ihracatımız var. 23 milyar 218 milyon dolar İthalatımız var. Şimdi ihracat için gelecek olan dövizler Türkiye'de kuru düşürecek ama bu arada ithalat için giden dövizler ne yapacak? O aradaki fark ne olacak? Sayın Mücahit Bey'in bence bunlardan bahsetmesi gerekiyordu. Ben size toplam rakamı da söyleyeyim. 140 milyar dolar civarında ihracatımız var. Şu ana kadar gerçekleşen, açıklanan 170 milyar dolar civarında da ithalatımız var. Arada koca 30 milyar dolar var. Ve Türkiye fiyatlardan bunalmış durumda, yükselen fiyatlardan bunalmış durumda, hayat pahalılığından bunalmış durumda. Az önce bahsettim. Bazı benzin istasyonları benzin satmaz duruma gelmiş ya da benzini bitmiş, satamaz hale gelmiş. Dolayısıyla bir tür stokçulukla karşı karşıya kalma durumu var. Türkiye'de fiyatlar sürekli artıyor. Bu kışın nasıl geçeceğine dair Uzun uzun sorular soruyoruz. Bu kara kışın nasıl geçeceğine dair uzun uzun sorular soruyoruz. Vatandaşın gelirinde bir artış yok. Yapılması gereken şey şu. Fiyat artışlarını dizginlemek için irrasyonel yollara başvuruyor iktidar. Oysa vatandaşın gelirini arttırması lazım. Gelin asgari ücreti vergi dışı bırakalım. Asgari ücretle geçinen vatandaşlarımız 2825 lirayla geçinemiyorlar. Doğal olarak geçinemiyorlar. Bu kış döneminde de ağır sorunlarla yaşayacaklar. Aynı şey emekliler için geçerli. Aynı şekilde memurlar için geçerli, işçiler için geçerli. Yani kendi emeğiyle geçinen herkes için geçerli. Gelin ücretleri artırın. Fiyat kontrollerini, akla hayale gelmeyecek yöntemlerle fiyat kontrolleri peşinde koşacağına iktidar, gelin vatandaşın almış olduğu ücreti, gelirini artırın. Yem fiyatını dizginleyelim gübre fiyatını dizginleyelim. Öyle bir sorunla karşı karşıyayız ki vatandaş markete gidiyor, ürünü alacak parası yok, çok pahalılanmış. Öbür taraftan çiftçimiz maliyet baskısından dolayı ürünü tarladan toplayamıyor. Toplasa daha fazla zarar edecek çünkü satma imkanı yok. Şimdi bu denklemi kim yarattı arkadaşlar? Bu denklemi Adalet ve Kalkınma Partisi yarattı. Şimdi diyorlar ki krediler aşağıya gelsin diye iki puanlık kamu bankaları başta olmak üzere faizleri düşüreceğiz. Ya evlerin yanına yaklaşılır hali mi kaldı? Fiyatlar uçtu gitti zaten. Bu fiyatlarla alın teriyle çalışan herhangi bir emekçinin bütün ömrü boyunca çalışsa da ev alma imkanı var mı? Türkiye bu hale geldi. O her evde iki 3 telefon var, araba var diyen arkadaşı ben çok uzağa değil Ankara'da Altındağ, Sincan'a, Çarşıya, Pazar'a davet ediyorum. Bir gitsin görsün bakalım orada nasıl bir hayat yaşanıyor. Bu AKP'lilerin sadece genel başkanları değil anladığım kadarıyla herkes sarayda yaşamaya başlamış. Saraydan bakan bir gözlükle Türkiye'yi görmeye başlamışlar. Teşekkür ederim.